Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Ayna'nın şehir şehir, ülke ülke turu devam ediyor. Şimdi de bu turda bana oğlum Ahmet Buğrahan eşlik ediyor. Onun size söyleyeceği bir söz var. Ayna Fransa'da. Bu sefer niyetimizde Fransa'nın güney sahillerine inmek var. Marsilya, Nice ve Cannes şehirlerini gezeceğiz. Ayrıca dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco'da ziyaret mekanlarımızdan biri olacak. Ahmet Buğrahan kadar ben de heyecanlıyım. Marsilya Limanı Fransa'nın en büyük limanı. Çoğu insan için burası zindan olmuş. Buradan kurtulamamışlar. Dünya sosyetesinin oldukça rağbet ettiği bir şehir Nice. Duvarda bir Osmanlı topunu gördük. Top güllemiz burada duruyor. Monaco, Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ülkesi. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord. Là-bas tout près de l'Amérique, ils s'en vont gagner leur prix. Paris'ten yola çıktık ve Marsilya'ya doğru ilerliyoruz. 800 kilometrelik yolumuz var. Yaklaşık 3 saatte alacağız bu yolu. Yolculuğumuz devam ediyor. Burhan da bana eşlik ediyor yol boyunca. Nasıl geçiyor yolculuğumuz? İyi. İyi mi? Hı. Beğendin mi hızlı treni? Hı hı. Bakalım sevgili seyirciler, Marsilya'da bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Fransızlar bu trenlere TGV yani Tren Grand Vitesse diyorlar. Kısaca hızlı tren demek. Pahalı olmalarına rağmen hiç yolcu sıkıntısı çekmiyor bu trenler. Ulaşacakları yere zamanında varmalarıyla ünlü hızlı trenler. Kişi başı Paris-Marsilya arası 99 euro ödüyoruz. Fransızların hızlı treni TGV deneme sürüşünde yaklaşık 15 dakikada saatte 574 kilometre hıza ulaşarak rekor kırmış. Paris'ten sonra Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'ya geldik. Marsilya, Güney Fransa'nın kalbi konumunda. Nüfusu 1 milyon 600 bin civarında bu şehrin. Kuş bakışı olarak Marsilya'yı seyrediyoruz. Bir liman şehri burası. Limanı Fransa'nın en büyük limanı.
Marsilya 2600 yıllık bir şehir. Üstelik ilk yerleşimcileri İzmir Foça'dan. İşte bu tabelada Foça'dan gelen iyonların Marsilya'yı kurmaları anlatılıyor. Bu şehirde çok sayıda Afrikalı var. Fransa'nın sömürge ülkelerinden gelip bu şehre yerleşen Afrikalıların ikinci vatanı olmuş burası. Örneğin bu kadın Senegalli. O kadar çok Cezayir asıllı insan var ki Marsilya için Cezayir'in ikinci büyük şehri bile diyorlar espriyle. Marsilya nüfusunun dörtte biri Müslüman. Arap, Afrika, Akdeniz ve Fransız kültürlerinin bir bileşkesi aslında Marsilya. Marsilya'nın balık pazarındayız. Limanın hemen kenarına kurulu bu pazar. Her gün erken saatlerde başlıyor ve öğlen 12'ye kadar sürüyor bu balık pazarı. Yerli ve yabancı çok sayıda insanın dikkatini çekiyor. Müşteriler de taze taze balıklara bu balık pazarında kavuşmuş oluyorlar. Yüzlerce turist her gün bu balık pazarını ziyaret ediyor. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité. Car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Je suis un faurien, oui je le sais bien, mais tout de même jamais je n'aurais fait ce qui mène ici sans ce chamouri. Marsilya'nın iç kısımlarına doğru dalıyoruz. Bu mahalleleri görünce bir an kendimizi Cezayir'de hissediyoruz. Türkiye denilince daha sıcak karşılanıyoruz. Bizim bazlama ve gözlemelerimize benzer ürünler var tezgahlarda. Ev yapımı ekmekler müşterilerini bekliyor. Sağlı sollu, irili ufaklı yatlarla dolu. Adeta bir yat ormanını andırıyor burası. Tunus'a, Cezayir'e kalkan dev yolcu gemileri uğruyor buraya sık sık. Yolculuğumuz yaklaşık olarak 20 dakika sürecek ve
kişi başı insanlar 10 euro veriyorlar If Şatosu'na gitmek için. Bakalım romanlara konu olan If Şatosu nasıl bir şatoymuş? Şatosu'nun içerisindeyiz. Bu şato 1. Fransuva tarafından 1524 yılında yaptırılmış ve liman girişini koruma amacıyla yaptırılmış. Ancak sonraları hapishane olarak kullanılmış. Demir maskeli adam bile bu hapishanede kalmış. Çoğu insan için burası zindan olmuş. Buradan kurtulamamışlar. Bu şato aynı zamanda Monte Cristo Kont romanıyla da oldukça ünlü. Demir maskeli adamın hapsedildiği yer işte burası. Şatodaki çekimlerimiz sırasında 3500 protestan mahkumun gelip geçtiğini öğreniyoruz bu ada hapishanesinden. If Şatosu'ndan Marsilya şehri çok güzel seyrediliyor. Şatosu ziyaretinizi burada noktalıyoruz ve Marsilya şehrine geri dönüyoruz. Hedefimizde Fransa'nın en ünlü şehirlerinden Nice var. Marsilya-Nice arası 200 kilometre. Dünya sosyetesinin oldukça rağbet ettiği bir şehir Nice. Fransızlar bu bölgeye Côte d'Azur diyorlar, yani masmavi sahil. Ilıman iklimi ve Fransa'nın en çok güneş alan bölgesi olması hasebiyle çok sayıda turisti kendisine çekiyor burası. Fransız Rivierası olarak adlandırılıyor, yani Fransız sahili. Nice şehrinin Kapı Kule sınır kapısına uzaklığı 2500 kilometre. Sırtını Alplere yaslamış, kollarını da Akdeniz'e açmış bir şehir Nice. Kilometrelerce uzayan sahili var bu şehrin. Fransa'nın 5. büyük şehri. 1 milyon civarında nüfusu var Nice'in.
Güneş denizden doğuyor bu şehre. Yılın 11 ayında güneş var bu şehirde. Avrupa, Amerika ve Rusya'dan güneş için geliyor turistler. Nice, Türk sosyetesi arasında da çok popüler. Sahiller yaz aylarında iğne assan yere düşmeyecek kadar kalabalık. Kış aylarında bile denize giren insanlara rastlamak mümkün bu şehirde. İnsanlar şehrin içinden denize girmenin zevkini yaşıyorlar Nice'de. Ancak Nice sahilinde kum yerine çakıl var. Boydan boya sahil çakılla dolu. Bu yüzden insanlar güneşlenme yerine yüzmeyi tercih ediyorlar bu sahillerde. Türkiye sahillerindeki ince kum yok buralarda. Masena'dayız, yani Masena Meydanı'ndayız. Bu meydan Nice'in kalbinin attığı meydan. Nice'in en önemli meydanı, püskeleriyle ünlü. Bu meydanın gece ve gündüz misafirleri hiç eksik olmuyor. Les copains m'avaient dit, on compte sur toi dimanche. Y aura peut-être la Sylvie qui viendra sans son mec. Elle est con comme un manche, mais t'as la cote avec. T'as pas à te faire de bile, pour toi c'est dans la poche. T'es pas encore débile et elle est pas trop moche. Elle est pas venue la belle, moi j'ai tenu les chandelles. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. Toute façon t'en fais pas, m'avaient dit les copains. Des nénettes y'en aura beaucoup plus que des mecs. Le quart d'heure américain, ça va tripoter sec. Modern tramvaylar dolaşıyor Masena Meydanı'nda. Turistler böylesi mini trenlerle şehir turu atıyorlar. Canlı bir şehriniz. Yaz kış turisti hiç eksik olmuyor. Fumer les P4 en buvant du coca, un pauvre type sur sa gratte jouait jeux interdits. Il y avait même une. Bu arada Burhan hızlı çıkıyor, kaşla göz arasında fotoğraf makinamı kapıyor ve başlıyor fotoğrafımızı çekmeye. Ayakta, eğilerek ve diz çökerek fotoğraflar çekiyor. Profesyonel fotoğrafçılara da taş çıkartıyor doğrusu. Anlaşılan bizim meslek yakında elimizden gidecek. Nice çiçek pazarındayız. Rengarenk çiçekler var bu pazarda. İşte fiyatlara bakıyoruz. Buketler 12 euro olan var, 15 euro olan var. Arkasındaki 20 euro çiçeğine göre ve çiçek sayısına göre değişiyor fiyatlar. Eğer Nice yolunuz düşerse çiçek pazarını da tavsiye ederiz. Müzik
Fransa'da Marsilya sabunları oldukça ünlü. Onlarca çeşit sabun var önümüzde. Şeftalili sabun. Çok enteresan. Portakal çiçeğinden yapılma sabun yine burada görüyoruz. Yaseminli, kavunlu. Bu da kavunlu sabunmuş. Farklı farklı sabunlar var burada. Çikolata gördüğünüz gibi sevgiler. Çikolata sabun olur mu diyeceksiniz. Burada oluyor gördüğünüz gibi. Yine vanilyalı, yasemini devam edip gidiyor. Tanesi ne kadarmış bu sabunların? 4 euroymuş. Eğer 3 tane alırsanız biraz daha indirim var, 10 euro. 7 tane alırsanız da 20 euro. Alex burada satıyor. Alex, how are you? Fine and you? Thank you. I'm fine. How is it going? Ça va bien? Très bien. Sevgili seyirciler, Alex işte sabunları satmakla meşgul. Gayet de memnun. You are happy with the shopping, right? Alışverişten de gayet memnun. Ona hayırlı alışverişler diyoruz. Take care and be well, okay? Take care. Okay, bye bye. Gezdiğimiz mekansa eski Nice şehri. Dar sokaklar ve tarihi binalar eski şehrin değişmez özelliklerinden. Bugün Nice'in en çok ziyaret edilen mekanları buralar. Eski şehir Nice'te de kafeler ve lokantalar dop dolu. Burhan çekimlerden arta kalan zamanlarda kendine hemen bir uğraş buluveriyor ve zamanını iyi değerlendiriyor. Osmanlı topunu gördük. Top güllemiz burada duruyor. Çok enteresan sevgili seyirciler. 1543 yılında Osmanlı Nice'i kuşatmış ve gördüğünüz gibi top gülleleri göndermiş. O top güllelerinden bir tanesi de burada kitabesinde de Türk gemileri tarafından fırlatılmış top güllesi diyor. Enteresan. Buran çok ilginç değil mi Osmanlı topu? Evet, çok ilginç. Evet sevgili seyirciler, Nice'te hiç Osmanlı topu göreceğimiz aklımıza gelmezdi. İşte Osmanlı topumuz. Nice şehri 1543'te Fransızların o zamanki baş belası Almanya İmparatoru Şarklen kuvvetlerinin elindeydi. Fransa Kralı 1. François, Nice'i kurtarması için Osmanlı Devleti'nden yardım ister. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Nice'i 10 gün içinde Almanlardan alır ve Fransızlara teslim eder. Kış yaklaşmıştı. Mecburen ertesi bahar harekata devam edilecekti. Barbaros ve Leventler kışı bir başka Fransız şehri Toulon'da geçirdiler. Toulon, 5 vakit ezanların okunduğu tam bir Osmanlı şehri haline gelmişti. Kendilerini yardıma davet eden Fransızların bile savaşa hazırlıklı olmamaları ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi Kaptanı Derya Barbaros'u kızdırır ve Barbaros donanmasıyla geri çekilir. Nisan 1544'te Osmanlı donanması bu tatsız seferden en azından
Güney Fransa'nın Almanlar tarafından işgaline engel olmayı başarmış olarak geri dönüyordu. Fransız Büyükelçisi Monluc, Osmanlı'nın ardından şu unutulmaz sözleri söylemiş. Türklerin herhangi bir kimseyi incittiklerine dair şikayet olmamıştır. Nazik davranmışlardır. İyaşeleri için aldıkları her şeyi karşılığında para vererek almışlardır. O günleri yaşayan Tulonlular, Türklerin gelişiyle birlikte namaz kılınmaya başlayan şehrin birden sükunete büründüğünü ve sancak beyleriyle dolu ikinci bir İstanbul haline geldiğini anlatmışlar birbirlerine yıllar yılı. Bu olaydan birkaç yüzyıl sonra Fransız Deniz Kuvvetleri'nin en önemli deniz üslerinden birinin yer aldığı Toulon'un belediye sarayına, üzerinde Toulon limanına demirli Osmanlı donanmasını gösteren görkemli bir tablo asılır. Barbaros'un anısını yaşatan bu resmin altındaki son satırda şöyle deniliyor. Bu gördüğünüz hepimizin imdadına yetişen Barbaros ve ordusudur. Şimdi de sahilden Monaco'ya gidiyoruz. Nice Monaco arası 30 kilometre. Çok güzel koylar var yol boyunca. Her güzel koyda duruyor ve görüntüler almaya çalışıyoruz. Örneğin bu yerin adı Saint Jean Cap Ferrat. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Evler dağların yamaçlarına doğru yükselip gidiyor. Monaco'dayız. Monaco, Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ülkesi. Yüz ölçümü 2 kilometre kare. Evet, yanlış duymadınız. 2 kilometre kare. İşte bu arkamızdaki alan, bu küçücük alan bir ülke. Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke. Birleşmiş Milletler'de temsil yetkisi var. Nüfusu bu ülkenin 33 bin. Evet, 33 bin nüfusa sahip Monaco, başkenti Monte Carlo. Bulunduğumuz kısım Fransız toprağı. İşte arkamızdaki ülke de Monaco. Au cinoche de Créteil, ils jouaient que des pornos. Moi ça me disait trop rien, je les avais déjà vus. J'ai dit à mes copains, il y a un baloche à Sarcelles. On va y faire un saut, il y aura peut-être des morues. Et puis ça fait un bail qu'on sait plus bastonner. Avec de la flicaille ou des garçons bouchés. C'est mon dernier bal. Ma dernière virée, demain dans le journal, y aura mon portrait. On a pris les bécanes et on s'est arraché. Limanına irili ufaklı gemiler, yatlar ve tekneler demirlemiş onun. Küçük bir devlet de olsa dünyanın dört bir yanından binlerce turisti kendisine çekmeyi başarmış. Bankacılık, turizm ve kumar Monaco'nun en önemli gelirleri. Monte Carlo kumarhanesi nice insanların servetlerini kaybettiği, yuvalarının yıkıldığı, hayatlarının karardığı mekan olmuş. Kimilerine göre Monaco çok büyük paraların döndüğü, kara para aklanan bir merkez. Her yer lüks araçtan geçilmiyor. Monaco anayasal monarşiyle yönetiliyor. Devlet başkanı Monaco'nun prensi. Arkamızda da prensin sarayı var. 700 yıldır Grimaldi ailesi bu ülkeyi yönetiyor. J'en ai reçu une. Putain que ça fait mal.
de crever sous la lune. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. Dünyanın küçük devletinden ayrılıyor ve film festivalleriyle ünlü Cannes şehrine doğru ilerliyoruz. Un baiser au soleil sur le quai de la Seine. Un baiser à Montmartre sous un parapluie. Un baiser à Clichy par une journée tranquille. Un baiser à Paris, c'est pas du tout pareil. Il y a ton... Cannes şehrindeyiz. Cannes'ın nüfusu yaklaşık olarak 70 bin. Şehrin en önemli olayı Mayıs ayının ortalarında düzenlenen Cannes Film Festivali. Festival, Festivaller Sarayı'nda yapılıyor. Cannes'ın manzarası gerçekten çok güzel. Puis bien sûr, il y a des gars aussi. Qui viennent à Paris y découvrir l'amour, l'amour à la façon de Paris. İşte burası Cannes Film Festivali'nin yapıldığı Festivaller Sarayı. On s'en va à Saint-Germain, le cœur bat la chamade, les gens s'en fout bien. C'est l'amour à la façon de Paris, un baiser au soleil. Cannes ve Nice şehirleri civarında 1400 Türk yaşıyormuş. Genelde insanımız inşaat işleriyle meşgul oluyorlar buralarda. Ekmek parası kazanmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Cannes yakınlarında Mandelieu isimli yerleşim bölgesinde Alaturka kebaba uğruyoruz. Kadir Çakır döner dükkanının sahibi. Dönerimizi Fransa'nın güney sahillerinde büyük bir gururla tanıtmaya devam ediyor. Lezzetli dönerler tabaklara konuyor ve sıcak sıcak servis yapılıyor. Dükkan sahibi ve çalışanlar işlerinden gayet memnunlar. Türk Hava Yolları Nice ve çevresinde İstanbul'a direkt uçan tek havayolu şirketi. İstanbul'dan 2,5 saat gibi kısa bir sürede Monte Carlo, Nice, Cannes ve Saint-Tropez gibi dünyanın önemli turistik şehirlerine ulaşma imkanı var. Artan yoğun talep üzerine Türk Hava Yolları artık Nice'e her gün uçuyor. Bugün Nice çıkışlı seyahatlerde Türk Hava Yolları'nı tercih eden Fransız yolcu sayısı bir yılda %80 artış göstermiş durumda. Bu bölgede yaşayan insanımız, kendi çocuklarının daha iyi eğitim almaları ve eksikliklerini tamamlamaları için yıllardır ihtiyaç duyulan bir eğitim merkezini açmayı başarmışlar. Marsilya şehrinde Etude La Fontaine Eğitim Merkezi 2007 yılında kurulmuş. Eğitim gönüllülerinin öncülüğünde Marsilya'daki gurbetçi vatandaşlarımızın katkılarıyla Temmuz 2008 yılında kendi binasına kavuşmuş ve 8 Kasım 2008'de de derslere başlamış. Fransa'da yetişen çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunma amacıyla 25 öğrenciyle eğitimine başlayan merkezin bugün yaklaşık 60 öğrencisi var. Eğitim merkezinde öğrencilerin okul derslerine yardımcı olacak ek dersler veriliyor ve zayıf oldukları kısımlar güçlendiriliyor. Temel derslerin yanı sıra İngilizce dersi de veriliyor. Merkez yetkilileri özellikle matematik dersinin Fransızca verildiğinin altını çiziyorlar. Bu dersin Fransızca verilmesi
öğrencilerin okulda eksik kalan kısımları telafi etmesinde çok büyük rol oynuyor. Eğitim merkezinde ders haricinde sosyal aktiviteler de mevcut. Özellikle son dönemde gitar, tiyatro ve folklor kursları gibi kurslar düzenleniyor. Eğitim merkezinde Fransızlara yönelik Türkçe dersleri de mevcut. Şimdi de Paris'teyiz. Du tableau de Saint-Germain au petit matin de la Défense. Fransa'da, başkent Paris'te 5 Kasım 2008'de eğitimine başlayan Educactive isimli koleji ziyaret ediyoruz. Öğrencilerine kaliteli eğitim veren kolejde tüm sınıflarda video projektörler var. Türk, İngiliz ve Fransız öğretmenler alanlarında oldukça başarılılar. Educactive çift dilli olan Fransızca ve İngilizce dil ağırlıklı bir okul. Fen dersleri Fransızca veriliyor bu okulda. İngiliz Anne Elkington öğrencilerin İngilizce derslerine giriyor ve ana dil olan İngilizceyi en iyi şekilde öğretmeye gayret sarf ediyor. Ayrıca okul yarı tatil gibi tatillerde öğrenciler için yoğunlaştırılmış İngilizce kursları düzenliyor ve dersler İngiltere'den gelen öğretmenler tarafından veriliyor. My favorite film star is from the States. Good morning, good morning, how are you today? Sınıflar 15 kişiyi geçmiyor bu kolejde. Başka okullarda sınıf mevcudu yaklaşık 30 kişi. Bu açıdan Educactive Koleji'nde öğretmen bütün öğrencilerle yeterince ilgilenebiliyor. Siyah ve beyaz çocuklar aynı sıralarda yan yana barış ve dostluk içerisinde yetişiyorlar bu eğitim kurumunda. Öğrenciler okulun açılışının üzerinden çok kısa zaman geçmesine rağmen altın madalyaları almaya başlamışlar. Okul Paris merkeze metroyla sadece 10 dakika uzaklıkta. Veliler böyle kaliteli eğitim veren bir kolejin Paris'te açılmasından çok memnunlar. Benim kızım var, ilkokul 5'e gidiyor. Dün kaydını aldım çocuğumun Fransız okulundan. Çünkü bir öğretmen dövme vakasıyla karşılaştık geçen hafta. Bu sırayla başka alışkanlıklara da sebep olabilir. Bunu duyunca korktum ve derhal buraya getirdim çocuğumu. Herkesten duyduğum tek şey var. Dört dörtlük eğitim, dört dörtlük seviye.
Benim oğlum burada bu sene okula başladı. Geçen yıl gönderemedim çünkü böyle bir okulun varlığından haberim yoktu. Bir vesileyle bir abimiz böyle bir okulun olduğunu söyledi. Normalde oğlum başka bir Fransız okuluna gidiyordu. Kaydını doldurup buraya aldık. İnanın her gün 54 kilometre, 60 kilometre yol yapıyorum oğlum getirip götürmek için. Buranın özelliği eğitim kalitesi, öğretmenler, çok farklı bir sistem. Her açıdan süper bir okul. Sadece Türk öğrenci değil, her milletten insan var. Çok harika bir okul. Böyle bir okula oğlum göndermek için çok mutluyum. Ayrıca buradaki öğretmenler, bu okulun açmasına vesile olan abilerimize çok teşekkür ederim. Bu koleji seçmemin nedeni iki dilli eğitim veriyor olması. İki dilli eğitim bugünkü çocuklar için çok önemli. Diğer devlet ve özel okullarda pek rastlamadığımız bir eğitim. Okulun personeli, öğretmenleri, öğrencileri hepsi uyumlu. Sınıflardaki öğrenci sayısı az. Birçok yerde bulamadığımız bir durum. Öğrencilerin etütlerini, okullarını takip etmelerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Et là, ils arrivent à mieux comprendre parce qu'il y a moins d'élèves et voilà. Mes deux enfants, Julien et Thomas, qui sont ici. Julien ve Thomas adlı iki çocuğum var okulda. Thomas orta 1'e, Julien orta 3'e gidiyor. Biraz önce bayanın söylediği gibi harika bir kolej. Böyle bir kolej bulduğumuz için çok mutluyum. Öğrenciler çok iyi. Şu bir gerçek ki sınıfların kalabalık olmaması önemli. Bu çok iyi. Bir defa özel okul olduğu için çocuklara daha çok önem veriyorlar. İkincisi üniforma giyiyorlar. Diğer okullardan farkı o. Öğretmenlerden çok memnunuz. Şu anda hiçbir problemi olmadı. Şunu söylemek isterim. Çocuklarını yazdırmalarını tavsiye ederim. Çünkü burada eğitim daha güzel. Çocuklarla daha iyi ilgileniyorlar. Disiplin var. Onun için herkes çocuğunun geleceğini düşünüyorsa bu okula yazılmasını tavsiye ederim. Je suis contente d'enseigner dans cette école. Bu okulda öğretmen olmaktan çok mutluyum. Öğrencilerimiz çok iyi bir karaktere sahipler. Çevrelerine, öğretmenlere ve yetişkinlere karşı saygılılar. Mesela geçen yıl hiçbir zararlarını görmedik. Hiçbir saygısızlıkları olmadı. Çocuklar burada onlara yeni bilgiler öğrettiğimiz zaman mutlu oluyorlar. Bunun haricinde diğer çocuklar gibi eğlenmeyi seviyorlar. Fakat bilgiye saygıları var. Bu biz öğretmenler için çok iyi. Sınıflarda az sayıda öğrenci olması öğretmenlere daha çok ilgilenme ve yardım etme imkanı sunuyor. Bizim için de bir zenginlik. Burada öğrenciler bizlere çok bağlılar. Kendi çocuklarım gibi görüyorum. Öğrencilerle sevgi dolu bir yaklaşımımız var, arkadaşça. Burada olmaktan çok mutluyum, çok hoşnutum. Burada öğretmen olmak benim için bir zevk. Pour moi c'est un plaisir d'enseigner ici. Verilen sürenin sonuna geldik ve oğlum Ahmet Burhan'la biz programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bir şey değil babacığım. Çok teşekkürler. Web adresimiz www.aynaprogrami.com. E-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer Aynanın bu bölümünü seyredemediyseniz yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Fransa'dan Allah'a ısmarladık.